bütün engellemelere rağmen, bütün yasaklara rağmen, bakın Kur'an-ı Kerim dünyada en çok okunan kitaptır. Nobel ödülü alan kitaplar onun yanına bile uğrayamaz. Onlar en fazla 5 milyon, 10 milyon dağıtılır. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 senedir okunur arkadaşlar. Allah-u Teala'nın bir mucizesidir. Ve refa'na leke zikrat. Biz senin zikrini, şanını, şerefini, ismini yücelttik. Bakın bu ayet-i kerime indiğinde daha piyasada 40 tane sahabe var. Allah-u Teala Hazretleri bu 40-50 sahabe varken diyor ki senin ismini yücelteceğiz Habibi. O kadar yüceltti ki günde 5 defa 5 vakit ezanlarda okundu. O kadar yüceltildi ki kametlerde söylendi. O kadar yüceltildi ki biz Allahümme salli Allahümme barik okuyoruz. Ve daha nice salatü selamlar getiriyoruz Resulullah Efendimiz'e. Ve hiçbir peygambere inmeyen arkadaşlar övgü Resulullah Efendimiz'e indi. Hiçbir peygamber hakkında vaki olmadı. Ne o? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ Muhakkak ki Allah ve melekleri يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Peygamberine salat ederler. Yahu Allah peygamberine nasıl salat edecek? Allah'ın zikri mi daha üstündür? Resulullah'ın zikri mi? Evet, Allah'a itaat, Resulullah'a itaattir. Amen. Ama Allah'ın zikri farklıdır değil mi? Allah-u Teala buyuruyor ki, ben dahi peygamberime salat ediyorum. Ne demek salat? Ben onun şanına, şerefine, yoluna, izine ihtimam gösteriyorum. Ey cumhurbaşkanları, polisler, askerler, amirler, memurlar, işçiler, talebeler, hocalar, babalar, analar, dedeler, hacılar, hocalar, hepiniz benim peygamberimin izne tabi olacaksınız. Ona ihtimam göstereceksiniz. Evet, bugün Fransa'da çapsız alanın teki Resulullah Efendimiz hakkında ve dini mümin İslam'a dil uzatıyor. Kahrolsun diyeceğiz. Mallarına boykot edeceğiz. Etmemiz de gerekiyor. Ama ve lakin onlara verilecek en büyük cevap nedir? Peygamber Efendimizin bize getirdiği Kur'an'a ve sünnete sarılmaktır. Bakın kıymetli kardeşlerim. İnsanın tarikatı, cemaati, cem'iyeti, siyasi görüşleri farklı olabilir. Ama Müslümanları bir araya getirecek tek olan şey Kur'an ve sünnetteki birliğidir. Tek çatı budur arkadaşlar. Ümmet ruhu budur. Özelde siz birisini sevebilirsiniz ama hedefinizde ümmet-i Muhammed olmak zorunda. O yüzden sebep bizler şu anda birilerine cevap vermek mi istiyoruz? Birilerine bir şeyler mi demek istiyoruz? Fransa'ya lanet mi? Öyle mi yapmak istiyoruz? Onun tek ilacı arkadaşlar, en büyük ilacı senin sünnet-i Resulullah'ı yaşamandır. Sakalın yoksa sakalını bırakacaksın. Onların adet ve göreneklerini terk edeceksin. Adamlara sen istediğin kadar bağır. Adamlar anlamıyorlar. Neden? Biliyorlar ki bu adam da bizim gibi giyiniyor. Bu adam da bizim gibi yaşıyor. Bu adamın biz evindeki düzeni biz tayin ediyoruz. Onu adamın hayatına biz nizam veriyoruz. O yüzden bizim bağırmalarımız onlara pek o kadar tesir etmiyor. Onlara tek korktuğu şey nedir? Bizim tekrar Osmanlı'ya dönüp o ecdadı yerine getirmemizdir. Bakın, François, o Macron'un atası François, Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım edildi. Hapse girdiği vakitte. Yardım istedi. Kanuni Sultan Süleyman'ın François'a yazdığı mektup. Belki duymuşsunuzdur illa. Ama bu bugün söylenmesi gereken bir mektup arkadaşlar. Ne yazmış Kanuni Sultan Süleyman? Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Dülkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın
ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in dahi nice memleketlerin ki yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan kılıcımla fetheleyeceğim nice diyarların sultanı ve padişahı, Sultan Beyazıt Han'ın torunu, Sultan Selim Han'ın oğlu, Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki Fransa vilayetin kralı Fransuvasın. Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adabın Frankiban ile mektup gönderip memleketinizin düşman istilasına uğradığını, halen hapiste olduğunuzu bildirip kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup teferruatıyla öğrendim. Padişahların mağrup olması ve hapsolunması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup hatırınızı incitmeyin. Dede dediğim böyle olur. Ve şu anda Fransa ve diğerlerinin korkusu bu arkadaşlar. Niye korkuyorlar bizden? Çünkü bu millet can verip nam almış bir millettir. Bunu unutmayın. Bu millet can verip nam almış bir millettir. O yüzden Osmanlı'yı unutamıyorlar. Canlarını verdiler Allah yolunda ama namını da aldılar. O Osmanlı namını aldılar. Korkuyorlar ki tekrar o cihan imparatorunun torunları ayaklanacak da tekrar o kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyecekler diye korkuyorlar. O zaman onları korkutalım. Onları korkutmanın yegane temeli arkadaşlar, dinimizi bilen, yaşayan ve yaşatan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Oğullarımız, çocuklarımız, torunlarımız, evlatlarımız, ahvadımız hep bu yoldan olmak zorunda. Bizleri esir almalarına müsaade etmeyeceğiz. Düne kadar bizi 28 Şubatlarla, onlarla bunlarla esir alıp zahiri iplerle bağladılar. Ama şimdi manevi iplerle bağlıyorlar. Nedir o manevi ipleri onların? İnternetleri, haramları, haramı olan yolları. Onlara verilecek en büyük cevap bu geceden itibaren Resulullah Efendimizin hatırına Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.